Şimdi Mehmet Ali Kaya hocamız, resmi var mıydı hocamız, Mehmet Ali Kaya hocamızın? Temiz bir Anadolu insanı belli yani, iyi niyetli oldu böyle, üstadı seviyor. Belki işte üstadın Mehdi olmaması konumunda ona değer verilmeyeceğini düşünüyor. Halbuki öyle bir şey yok. Yani ben Mehdi olmadığını biliyorum Bediüzzaman'ın, ama harikulade seviyorum. Çok fazla seviyorum. Müthiş bir sadakat gösteriyorum. O devirde de olsa ölümüne yardımcı olurdum. Bütün ömrümü adardım Allah için. En çok seven sizsiniz Allah'a. Tabii. Yani bir insanın değeri ünvanla mı anlaşılır? Ya Mehdi olmayınca o değer verilmeyecek bir insan haline mi geliyor? Ne alakası var? Ben takvası, samimiyeti, Allah'a boyun eğiciliği, cesareti, her türlü güzel ahlakı. Onun için bir ölçü. Bizim için de bir ölçü ve güzellik. O yüzden biz onu o kadar çok seviyoruz. Bak, Bediüzzaman'ı Mehdi yapmak için hocamız neler, nasıl uğraşmış biraz anlatayım da buradaki hocamızın gayretini de görün. Diyor ki, başka bir hadislerde diyor, Mehdi bendendir. Babasının ismi babamın ismi. İsmi de benim ismime muvafıktır buyuruyor. Ahmet Fevzi Ağabey'in Maidetül Kur'an isimli eserinde bu muvafakat açıklanmıştır diyor. Yani muvafık olma, benzerlik, aynısı olması açıklanmıştır. Mirza ismi, Bediüzzaman'ın Mirza ismi, Abdullah ismine. Yani Mirza deyince zaten Abdullah oluyormuş. Yani mesela Rüstem dersen Abdullah anlamına geliyor. Gel aksini ispat et, bana göre öyle diyor, ne yapıyorsan yap. Mesela Cevdet diyorsun, Abdullah anlamına geliyor diyor. Yahu kardeşim ne alakası var, Mirza ismi Abdullah ismine diyor. Sait ismi de Muhammed ismine uygundur diyor. Uygundur, ne alakası var ya? O zaman Remzi de uygun. Mustafa da, yani Mustafa demeyeyim de Cemil, efendim Azmi, hepsi uygun. Azmetmiş bir insan olduğuna göre dersin insan değil mi? Azimli. Peygamberimiz de azimliydi. O zaman Muhammed ismine uygun. Buyurun. Yani takdir kardeşlerimin tabi. Said ismi de Muhammed ismine uygundur. Bu uygunluk Ebced ve Cifir hesaplarında gösterilmiştir. Bak, zorlamaya bak. Ebced'le Cifir'le tutturmaya çalışıyorlar bu seferde. Bediüzzaman Mehdi denildiğinde diyor, hüsnü zan diye mukabele etmiş, başka bir şey dememiştir diyor. Dememiştir olur mu? Bediüzzaman Mehdilik iddiasını çok kapsamlı olarak hem şualarda hem diğer eserlerde delilleriyle ve nedenleriyle, sebepleriyle uzun uzun açıklıyor. Benim zamanımda diyor Mehdi'nin çıkması mümkün değildir diyor. İmkansızdır diyor. Ancak ahir zamanda hayatın geniş dairesinde mümkündür diyor. Benim zamanımda mümkün değil. Birbirini cehre etmemesi de mümkün değildir diyor. Ayrıca kendisinin Mehdi olmadığını çok çok kapsamlı detaylar vererek, deliller vererek Risale-i Nur'un birçok bölümünde açıklıyor. Mahkeme müdafatlarında da ayrıca açıklıyor. Onlara sonra geçeceğim, göstereceğim. Bak diyor, yanlış olsaydı elbette karşı çıkar ve bunu söyleyenleri tekdir eder ve bu yanlış düşünceni düzeltirdi. Bu bir sehivdir diyor işte, bak yanlıştır diyor. Diyor ki burada, diyor ki daha hala yanlıştır der diyor. Sehiv ne demek? Yanlıştır demektir. Tabii. Bu bir sehivdir diyor Bediüzzaman. Yanlışlıktır diyor. Ve açıklıyor. Dediği halde yok demedi diyor. Bu asıstı açıktır ki diyor, gerçekten Mehdi'ye destek veren saf ve evvel olan nur talebelerinin az olacağı ifade etmektedir. Risale-i Nur'un telife müdafası zamanında Bediüzzaman'ın hayatında kendisini Mehdi bilen bu kadar talebesi olmuştur. Ama bunlar bir ordu gibi güçlü oldukları için devleti dahi korkutmuşlardır. Devlet onlardan korkmuştur.
Bunun ayrıca Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Bedir Harbi'ne katılan ashabı Bedir sayısı kadar olması da dikkat çekicidir. Bediüzzaman'ın talebesi 300 kişi değildi. Kendisi de söylüyor o zaman. Binlerce talebesi vardı. Neren 300'ü? Kendi ifadesi var. Evet. Günümüzde bulunan pek çok cemaatin ve iktidara gelen siyasilerin dahi korku ve çekingenlik içinde olduğu ve hiçbir şey yapamadıkları düşünülürse, o günün 300 nur talebesinin ne kadar güçlü ve etkili olduğu anlaşılır. Bir kere burada devlet onlardan korkmuştur diyor. Mesela bu çok çirkin bir ifade. Devletin bütününü aşağılayan bir ifade. Haşa. Yani çok çok çirkin. Devlet niye korksun? Yani devlet korktu dedin mi? Bütün kurumlarına, bütün sistemine devlet korktu demiş oluyorsun. Kimse orada anormallik, dangallaklık yapan 5 kişi veya 10 kişi. Sen onu suçla. Bütün Müslüman olan efendim Türk İslam ülküsünü savunan nur gibi devleti ve devletin yapısını olduğu gibi korkaklıkla itham etmek çok acayip bir ifade. Devletin de korktuğunu söylüyor. O devirde devletin içerisinde her türlü insan var. Ama ekaliyetle devlet güzel insanlardan, düzgün insanlardan oluşuyor. Ama içine sızar. Komünist olur, ateist olur, dinsiz olur. Gitsen onlara söyle. Bütün devleti korkaklıkla itham etmenin alemi ne? Burada çok anormal bir ifade var. Günümüzde bulunan pek çok cemaatin ve iktidara gelen siyasilerin dahi korku ve çekingenlik içinde olduğu ve hiçbir şey yapamadıkları düşünülürse, bu da gereksiz bir ifade. Bu da gereksiz bir ifade. Ama buradaki öbür ifade çok galiz. Devlet onlardan korkmuştur. Bütün kurumlarına, sistemlerine, devleti karşısına alan, halbuki Bediüzzaman hep devleti kazanan, devletten yana, devleti ve milleti bütün içinde gören, devletin bütünlüğünde ve devletin iyi yolda olmasında yoğun gayreti olan bir insandır. Ve devlete karşı da hep olumlu bir üslup kullanmıştır. Yani devletin aleyhinde müsbet olmayan hiçbir ifadesi yoktur Bediüzzaman'ın. Evet. Sadece zalimler hakkında sözleri beddua tarzındadır veyahut nasihat tarzındadır. Bu tipi uslup Bediüzzaman'da hiç rastlanmaz. Efendim zaten diyor ki Bediüzzaman'ın diyor orada diyor o zat o şahıs dediği yahut Muhammed Mehdi yahut işte o acip şahıs dediği bu ifadelerin tamamı diyor şahsı manevi kastedilmiştir diyor. Kardeşim artık senden ne konuşuyorsun bu durumda ya? O zaman Risale-i Nur'un tamamı şüpheli hale gelir. Evet. Bediüzzaman mesela güneş diyor yok Türkiye'yi demek istedi. Türkiye diyorsun yok oradaki 10 kişiyi kastetti. Bardak diyorsun, yok kum kamyonunu kastetti. Böyle bir mantık olur mu ya? O zat, o şahıs, Mehdi-i Azam, ben onun piştar bir neferi, öncü bir askeriyim diyor. O zatın diyor, gelecek olan zatın diyor. Ta ahir zamanda, hayatın geniş dairesinde Mehdi ve şakirtler Cenab-ı Hakk'ın izniyle gelir, o tohumlar sümbürlenir. Biz de kabrimizde seyredip Allah'a şükrederiz diyor. Ben ölü olacağım diyor durumda diyor. Evet, ölü olacak diyorsun. Aa diyor o zaman şöyle açıklayalım diyor. Bak kafayı taktı ya. Tamam diyor. Şimdi tam mutabık olduk diyor. Bediüzzaman diyor mezarda olup da diyor canlı olacağına göre diyor. Ne demektir bu diyor. Demek ki Mehdi'liğini mezarda devam ettirecek diyor. Mehdi olarak diyor. Zuhur edecek, mezarda zuhur edecek demek ki diyor. Kardeşim yani ben bu insanlara ne diyeyim? Bu beyin yapısı, bu akıl yapısı insanı ne hale getirir ya? Şu perişanlığa ne gerek var? Bir de çok güzel konuşuyormuş gibi böyle gevrek sesle uzun uzun anlatıyor. Karşısında kız diye. Duyan da böyle normal bir şey.
Bayağı huşuyla dinliyorlar ya. Yani acayip ne güzel konuştu ya diyor. Bak diyor ki, Bediüzzaman ahir zaman en büyük fesadı zamanında elbette en büyük bir müştehit, hem en büyük bir müceddit, hem hakim, hem mehdi, hem mürşit, hem kutbu azam olarak bir zat-ı nurani gönderecek. Ve o zat da ehli beyt-i nebeviden olacaktır buyuruyor. Peki Bediüzzaman bunlardan hangisidir? Bediüzzaman diyor bu altı vasfı üzerine bulunan bir zat-ı nuranidir. Buyurun. Şimdi en büyük bir müceddit ve en büyük bir müştehit. Peki en büyük bir müceddit ve en büyük müştehitse Bediüzzaman niye Şafii mezhebinde kaldı o zaman? Ve niye Şafii mezhebini titizlikle muhafaza etti? Mukallit olarak fıkıhta tabi olmuş. Kime tabi olmuş? İmam-ı Şafii'ye. Sorduğunda Bediüzzaman'a hangi mezheptensin dediğinde ben Şafii'yim diyor. Kime uyuyorsunuz? İmam-ı Şafii'ye uyuyorum diyor. Titizlikle Şafii mezhebinin bütün hükümlerine uyuyor. Ne Hanefi'ye, ne Hanbeli'ye, ne Malik'e uyuyor. Şafii'ye uyuyor. Tam Şafii'ye göre namaz kılıyor. Tesbihatları hepsi Şafii'ye göre, Şafii mezhebine göre. Hani en büyük müceddit, en büyük müştehitti? Nasıl en büyük müceddit, en büyük müştehit? Abi ki hem Ebu Hanife, hem İmam-ı Hanbel, hem İmam-ı Şafii, hem İmam Malik'ten daha büyüktür diyor Bediüzzaman. Hepsinden büyük. Gelmiş geçmiş en büyük müceddit. Nasıl oluyor da İmam-ı Şafii'ye uyuyor o zaman? İmam-ı Şafii onun talebesi konumunda oluyor. Bediüzzaman onun mukalliti konumuna gelmiş. Mukalliti konumunda. Evet. İmam-ı Şafii'ye uyuyor hem de en büyük müceddit, en büyük müştehit diyor. Burada açıkça yanlış konuşuyor. Burada dürüst bir ifade yok. Samimi bir ifade yok. Sevgi adına şiddetli bir mantıksızlık var. Hem en büyük bir müceddit, bak diyor, hem hakim. Bediüzzaman ne zaman hakimlik yaptı? Ne zaman adalet uyguladı? Hakim dedim, bütün dünyaya göstermesi diyor. Bediüzzaman bak, bütün dünyaya göstermesi gayet makuldür diyor. Ve gayet lazımdır diyor, bütün dünyaya. Bütün hadislerde Mehdi'nin ana vasfı, iki ana vasfı var. Bir tanesi adalettir. Yani bütün dünya adalet sağlamasıdır. İki ana vasfı Mehdi'nin en ana vasfı budur. O yüzden hakim diyor Bediüzzaman. Adalet sağlıyor. Öbürü de merhamet ve şefkat. Yani bütün dünyaya barışı getirmesi, şefkati getirmesi. Ama adalet yönü çok önemli. Bediüzzaman hep mahkum olmuş. Canım, üstadım benim. Hiçbir zaman için adaleti sağlayacak bir konumda olmamıştır. Bu hakim kelimesi o zaman boşta kalmış oluyor. Sen diyorsun ki hakimlik de yaptı. Ne zaman yaptı Bediüzzaman hakimlik? Niye dürüst konuşmuyorsun? Bak bir zat-ı nuraniyi gönderecek diyor Bediüzzaman. Kendi kendisini göndermiş oluyor Bediüzzaman. Bunun ifadesine göre. Bak ahir zamanda bir zat-ı nuraniyi gönderecek. Yok diyor. Kendisini kastediyor diyor. Ya gönderdi ayrıdır, gönderecek ayrıdır. Bak bir diyor, bir. Bir kelimesinin anlamı ne? Bir demek diyor, çoğunluk ifade eder diyor. Bir dedim yani trilyon anlamına geliyormuş. Trilyonun anlamı yok da bir anlamına geliyor diyor. Kafa demek ne demek? Ayak anlamına geliyor diyor. Ya hocam Allah aşkına gözünü yiyeyim sana ne oldu böyle ya? Ne oluyor bu insana ben anlamıyorum yani. Dürüst konuşsanız ağzınız, diliniz mi kopar ya? Ne gerek bu hallere, bu perişanlığa? Bak bir zatı, zat. Bir zat demek bir kişi demektir. He. Zat-ı nurani. Nurani bir şahıs. Gönderecek diyor. Bediüzzaman gönderecek. Gönderecek. Bir kere fiiller bitmiş durumda. Türkçe fiilliğin bir konu kalmamış. Yani. Geçmiş, gelecek. Şimdiki zaman geçmiş. Öyle bir konu yok. Geçmiş zaman şimdiki zaman oluyor. Şimdiki zaman geçmiş zaman oluyor. Gelecek zaman o geçmiş zaman oluyor. Hoca efendilerin özel yorum şekli. Nereye göre bunu yapıyor anlamıyoruz. Hayret yani sormuyorlar da çocuklar. Ya ne zaman hakimlik yaptı? Madem hocam en büyük müceddit, en büyük müştehit. Bütün mezhep imamların üstünde. Çünkü Mehdi bütün mezhepleri kaldırıyor.
Mehdi'nin özelliğidir bu. Mehdi mezhebe uyuyorsa Mehdi olur mu ya? Yani Şafii mezhebine uyacak, Mehdi olacak. Nasıl olacak bu? O zaman İmam-ı Şafii ondan daha üstün oluyor. Tabii. Ona uyuyor, ilimde ona uymuş oluyor. Evet. Nasıl en büyük müceddit müştehit oluyor?